Önemli değil. Dışarıda buluşuruz. Tamam. Konsolar açacaktım da zaten konsolar oynuyor. O kadar noob değilim abi bu. Noob demedim ben zaten sana. Ay şu halime bak ya, bebeğe benziyorum, tıraş oldum da. Sakal ne kadar güzel bir şey yarabbim. Aynen sakal. Mesela şey gittim, bir tane soğuk içecek aldım. Yanağıma bir dokundurdum. Buz gibi kesildim. Şöyle hemen boynumun altında sakala bir şey yaptım, dokundurdum. Hiçbir şey hissetmiyorum. Sakal böyle soğuğu emmiş böyle, hiçbir şey hissetmiyorum. Nasıl sakal öyle güzel bir şey yani. Vallahi ben bile bunu daha iyi anlatamazdım. Yani kadınların neden kışın böyle soba görevi gördüğümüzde anlıyorum yani neden böyle çok sevdiklerini kışın bize. Ayaklı sobası. Kesinlikle. Ya sizden uğraşacağım direkt. Alırım aklınızı. Şikayet etmeyi bırak Padawan. Sen bir Jedi'sin. Beni neden öldüresin ki diyor. Çünkü ben direkt Darkseid'i seçtim. Aldım aklını. Evolve ne demek diye? 2 dakika bakayım. Bu arada burada dışı... İşgal tarzı bir şeydi galiba. Abi bizim grupta çok Darkseid'li var. Aynen. Gelişmek demekmiş. Evrim geçirmek demekmiş. O zaman oh. Düzen... Çünkü düzen evrim geçirmeli ve sen çok zayıfsın diyor. Ne oluyor burada diyelim. Bu adam bir Jedi'ye benziyor ama onda bir sorun var diyor. Hmm. Sen... Tehlikelisin diyor. Minere ben atladım. Askerlerimi öldürdün diyor. Bize saldıran Flash Raider'ları komuta ediyor diyor. Aha zenci Flash Raider'lar geldi. Saldırmıyoruz, temizliyoruz diyor. Ve biz daha yeni başladık. Teslim olmanı istiyorum. Silahlarınızı indirin, size zarar vermek istemiyorum. Eski düzen öldü, çok yaşa yeni düzen. Gel buraya gel, ağzına sıçtım seni. Tamamdır. Sizler bitirdiniz herhalde. Bu inanılmazdı. Öldüğümüzü zannettik. Siz ikiniz iyi misiniz? Burada ne oldu? Bu Jedi bize saldırdı Üstad Orgus. Hasta ruhlu biriydi diyor. Güce şükürler olsun ki ikiniz de güvendesiniz. Bu adam Jedi değil, en azından bizden biri değil diyor. Bu arada Ahmet, oyun sesinin mikrofona gelmesine izin verme de. Eğer bu bir Jedi değilse ne diyelim? Ben Sith derdim ama İmparatorluk Titan'ın nerede olduğunu bilmiyor diyor. Bu ışın kılıcı... Karanlık tarafa geçebilmesi için lasit olması gerektiği ki. Yani. Bu ışın kılıcı bana tanıdık geliyor diyor. Ve sen bu saldıranları... Bu saldıranları sadece bir pratik kılıcıyla... Hakladın onları, ağzına sıçtın, etkilendim dedi. Güç benim neydi? Bu savaş bitti. Ama Flash Raider'ın artık buradan gelmesine müsaade edemeyiz dedi. O sözünü kesmeyeyim inşallah. Aa yok, konuşmuyor ki. Ben bu oyunu biraz daha mı kıssam yoksa müziği mi azalsam bilemedim. Adam tek eliyle bütün mağaranın girişini yıktı. O kadar gücü var, o dandik insana esir düşmüş. O dandik insan dediğin Darth Malgus, yine pardon Malgus değil, Angron. Bu inanılmazdı. Neden üstad olduğunu anlayabiliyorum diyor. Benim kadar yaşlandığında sen de birkaç şey öğrenirsin diyor. Yalnız bu karşılaştığımız Padawan şey böyle, müzik çalanlar olur ya, aynı onun türü bu. Star Wars eğlence müziği. Aynen. Bir de Oz böyle dedi ya, bir de telif yiyormuşuz. Star Wars deyince insanın aklına gelen tek müzik. Aynen. Bak benim aklıma direkt açılış müziği geliyor.
Benim aklıma hiç gelmiyor şu an. Açılış müziği neydi diye şimdi sana diyeceğim, sorguladım. Ya ben sorgulamadım ama benim aklıma gelen ilk şey kantin müziği oluyordu. Değil mi? Zaten şey... LEGO oyunlarında falan da o müzik vardır ya. Aynen ya. Jedi Outcast bir de şey var, Jedi vardı. Force kullandığında gelen ses. Nasıl? Jedi Force kullandım. Hani güzel bir anda güzel bir ses çıkıyor ya, güzel müzik çıkıyor. Ha, aynen, güç müziği. Sakin böyle. Jedi gibi hissediyorum. Onun daha güzel müzikleri var. Ben geldim bu arada başladığımız yere. Şimdik. Yürüyelim mi tapınağa yoksa araç mı kullanalım? Ben aracı 10 seviyede kullanabilirim. Ben aboneliğimi devam ettirmedim. Yok, hiç araç dediğim şey speeder. Taksi yani. Speeder ya. Ben ışınlanabiliyor muyum oraya? Işınlanabilirsin bence. Bir de ben... Işınlama cihazını nerede alıyorduk? Neyi? Ha, daha alamıyorsun. Önce Titan'ı bitireceğiz. Daha doğrusu sınıfın görevini bitireceğiz buradaki, ondan sonra. Bakayım siz neredesiniz? Ben şu mağaradan ben mağaradan çıktım. Ben de quick travel yaptım. Bence sen de yap. Venom filmi ne zaman gelecekti? Eylül'de mi? Bilmiyorum. Ama çok güzel trailer'da şeyler var. We are Venom. Çok güzel, yemin ediyorum. Ben gidip orada izleyeceğim. Batman'a benziyordu. I am Batman. I am the knight. I am Batman. Nereye gidiyoruz? Tapınağa gideceğiz. Ben yürümeyi tercih ediyorum çünkü görev, bonus görev varmış. Duvaris. Ne? Duvaris mi? Bir daha söylesene, tam anlamadım. Duvaris. Ama neyse, ışınlanıyoruz. Ha, sen şey diyorsun, Gnarls. Ha evet, Gnarls. Sen oraya ışınlan, ondan sonra bakayım. Sana da geldi mi bonus görevi? Evet. Yok, Ahmet'e geldi mi? Gelmemişti muhtemelen. Büyük ihtimal. Gelmedi. Yürüyelim, evet. Hem ayaklarımız açılsın. Dün yürümenin faydalarını araştırdım. O kadar çok şey anlattık ki artık böyle her gün yarım saat, bir saat yürüyesim var. Anlaşıldı. Bugün 1,5 saat yürümüşüm. Günde en az 10.000 adım atın diyor ya. 10.000 adım çok fazla değil mi? Ona bakarsan ciğerlerin dolana kadar da su iç diyorlar yani. Ama içemiyorsun. O yanlış bir şey. Bakayım bu kim? Zanaka. İnsanı şartlayınca insanın yapısı gelmiyor. 3 litre su iç en az günde. Ya sen öyle dersen ben içmem, benim inadına içmeyesim gelir. Hatta giderim daha fazlasını içerim, geberiz ya. Aynen, ben 4 litre içiyorum ya, garanti. Sen bana emir vermiyor, en az 3 litre su için demeyeceksin bana. En az 3 litre su içmek sağlığınıza faydalı, ister için ister içmeyin, bana ne? Ya yani bu tarz söylersen içen insanlar sayısı daha fazla olur. Emir vermek yönünü kullandığında insanlar doğal olarak şey yapıyor böyle. Aynen. Şeye bak Allah aşkına ya, senin dediğini mi yapacağım ben ya, sana ne? İnsan isterse 1 litre içer, ne karışıyorsun insanın hayatına? Gibi bir modda bürünüyorlar. Hiç ya, anlamıyorum ben öyle olayları. Yani. De Ahmet hala gelemedi. Nerede kendisi? Burada mı? Deniyorum, birkaç kişiyi keseyim. Mecburum, yoluma çıktılar. 28 dakika oldu. Tapınağa varınca bence videoyu bitirelim. Ya da bir saat de çekebiliriz istiyorsanız. Yükleyecek olan sensin. Sana girecek aplat. Bana değil. Ben geceye bırakıyorum zaten yüklemeyi. 2'ye kadar bekliyorum. Ben bilgisayar sesini de alayım. Anam masum. Hop ayıya bak. Bilgisayar masa üstüyse Aygo falan kullan. Hem bir de yeni bir program kullandığım için artık 30 dakikalık video 1 GB oluyor garanti. Birinizin önümde olması lazım. Bakayım sen nereye gittin böyle? Şelaleye mi geldin sen? Ben direkt tapınağa geldim, hop. Ben Ahmet'i beklediğim için şey oldu. Yeleksizleri satan. Neyse ben yardırıyorum. Zaten bonus görevi bitti. Bu seni görüyorum sanırım. Şimdi gidelim şurada güzel bir kızlar. Ulan hala. De Ahmet, kocaman sarı yol varken sen neden dolan başlı geldin? Ben de bilmiyorum. Oğuz hatırlarsın. Burada seninle flash point yapmıştım. Oyunu unutmuşum. Oynamıyorum ne zamandır. Kaç yıldır? Yıl mı?
Ben bu oyunun müziğini azaltacağım. Ya oyun indireli bir hafta olmalı. Olmadı. Bir hafta mı? Şey. Oyun indireli bir yıl olmadı ki. Oo, bayağı unutmuşsun sen. Ben artık RP yaptığımdan dolayı sektörü hiç bırakamıyorum. Eskiden bırakırdım. Sen o sektörü bırakıyor muydun? Eskiden bırakırdım. Bir keresinde abonelik bitti, sıkıldım. Ben hiç o günleri hatırlamıyorum. Allah aşkına benim kafam karıştı. Ya şey yap, quick travel yap. P'ye bas, orada quick travel yazıyor. Abi adam fair-to-play hani. Onları çok kısıtlı. Ben yapamıyorum burayı mesela. Bastı mı daha önce peki kendisi? Bastığını zannetmiyorum çünkü kullanmamış hiç. Ya quick travel bir şey yapamaz, tapınağı yapamaz. Ben yapamıyorum yani ben şey neydi işte abonelikten sonra devam eden şey var ya, yarı abonelik tarzı. Evet ama nasıl? Ya onda bile yapamıyorum yani. Free-to-play asla yapamaz. Ama en azından başladığımız yere teleportlanabilir, oradan da bir taksiye biner. O ona kalmış bir şey, tercih etmiyorsa bırak sorgulama. Ondan zevk alıyordur. Zevk alsın da ne bileyim çok gecikecek. Bu arada artık sen mecburen... Ne? Yani. Daha yeni gelmişsin sen de. Ben çünkü Ahmet'i bekliyordum, Ahmet'i arıyordum ondan geciktim. Bu arada şu Aven isimli arkadaşın şeyini anmalıyız, görevini anmalıyız. O yüzden ben buna geçiyorum. Bu zaten şey değil. Quest falan alıyorum ya. Ne? İnsanlar sonra niye sit oluyor arkadaş? Ortalama 21, 20 FPS alıyorum ben. Bir de ben videoyu 30 FPS'te çekmek zorundayım. KOTOR 2'de yaşadığım bir problemden dolayı. Birisi bizi arıyor. Öyle KOTOR 1'i izledim. Şeyden dolayı çok üzüldüm. Bekle. Şeyleri göremedim. Ben Steelshan, Jedi Konseyi'nin lideriyim. Diğerleriyle görüşmeden önce seninle özel olarak konuşmak istiyorum diyor. Steel, senin ne olduğunu biliyorum. Duvar kağıdında sen varsın. Am I in trouble? Başım belada mı? Yanlış bir şey mi yaptım? Hayır ve merak etme, bu informal ne demekti ya? Informal'ı unuttum. Sadece bizimle konuşmak istiyormuş. O sen peki tapınağın girişindeki mor görevi aldın mı? Oho. Steelshan'la da konuştum. En iyisi Steelshan'la konuşup bitirelim. Ya hatırlıyor musun? Sen var mıydın oğlum? Ha yoktun sen. İkinci bölümdü. Birinci bölümü sadece kuzenimle sohbet edip karakter yapmak da harcamıştık. İkinci bölüm ise buraya kadar gelmemiz 50 dakika sürmüştü. Çok yavaş oynuyorduk. Evet, yanındaki insanlar çok yavaş oynuyordu artık. Hala öyle. Ahmet'i bekledik, ne yapalım? Bu Ahmet mi? Gurmeli Cup'ta. Acaba sana gurme... Benim karakter yürüyor, takılıyor, sonra tekrar yürüyor. Nasıl öyle bir şey ya? Bilmiyorum, tam bir gerizekliyiz bence. Ne yapayım, Kostil'le mi konuşmam gerekiyormuş, Allah'ım. Niye? Kostil'e bak, ayağına çağırıyor ya. Counselor değildir bence o. Counselor... Şişko olanı mı diyorsun? Yok ya, Counselor demiyorum. Consul. Ha, evet, Consul. Steel abi, Jedi Akademi'nin yeni update'i ne zaman gelecek? Onu bilmiyorum. Eylül veya Ekim olabilir. Hayır ya, yani sen ne zaman çekeceksin update'in ikinci partını? Update'i, oho, biz... Önce oraya bir gelmeye başaralım. İyi, ben geldim sarık. Aynen, vardım. F olacaktı şimdi garibim, bıdı 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 konuşurdu. Kesin Valkyrie'nin hakkında konuşurdu. Ya Valkyrie yazdı. Dünün bebesi. Ama duymasın. Hoş geldin Padawan. Tapınak şimdiden senin kahramanlıklarını konuşuyor, dedikodu yapıyor diyor. Gıybetçilik bunlarda da varmış. Üstad Orgus Flash Raider'larla dövüşen anlattın diyor. Bir tane bonus görev var. Ne bonus görevi? Bu arada oyunun sesi geliyor senden. Ne geliyor demiştin? Bonus görev var. Mor mu? Evet. Onu al, o zaten trainer'ı öğretmek amaçlı sana. Sen daha yeni mi geldin? Hem Steelshan falan fişman işte, her neyse geç. Dövüşürken diyor rahatsızlık hissetmiş olmalısın diyor, sen iyi misin?
I'll be fine diyelim. Don't worry about me. I admire your composure. But have you truly searched your feelings about this? Lego, benim bonus görevi alayım mı? Affects the living force. Al al. The one who does the killing. İyidir, bonus görevleri iyidir. Jedi enter battles calmly. Tamam, evil misin? Ne single olsun buraya? Diyor ki işte Jedi'ler bu yüzden sakin bir şekilde savaşır. Bunun korku ve öfke gibi duygular karanlık tarafa çekermiş falan filan. Ben hiç öyle bir şey yaşamadım. Ben hislerimi kontrol edebilirim. Ne olursa olsun. O kadar emin konuşma. Aynen. Duygu yoktur, barış vardır. Karanlık zamanlarda bu sözleri hatırlatıyor. Ölüm yoktur, güç vardır. Aynen. Ölüm yoktur, güç vardır. Kesinlikle doğru bir kod. Her iki taraf için de. Yazık çocuğa, ne yapmışlar? Pilotu bayıtmışlar ya. Aynen. Bu arada arkadaşlar, ben istesem şu an koleksiyon bölümünden kendime ışın kılıcı alabilirim ama 10 level olmadığım için henüz alamıyorum. Alır ama kullanamaz. Böyle bir sıkıntısı var. Gerçi... Ben aldım, kullanabilirim aslında yani. Ama o da consoler için işte. Aynen. Onu kullanamıyorum. Bakıyorum şu inventörümde duruyor böyle. Dokunamıyorum, çok saçma. Çocuğun inventör içinde çift taraflı kılıcı var. Ya şu olay çok saçma değil mi ya? Neyi saçma değil mi? Jedi'sin ama istediğin ışın kılıcını kullanamıyorsun. Çift taraflı ama onu sadece consoler kullanabilirim. Neden? Neden? Ben de onu anlamıyorum. Consoler, monsoler bunlar renklerle alakalı değil miydi? Yani. Yani ne diyorum. Sevtordor'dan bana ne diyor. Oynamayacaksan oynama de git diyor. Halbuki Malgus Sith Warrior sınıfı bana sorarsan. Fragmanda kendisi çift iki kılıç kullanabilmişti. Adaletsizim. Dur bakayım. Özgürcan ne yazmış? Nerede yazmış ya? Buraya mı? Bir dakika bekle. Discord'dan bir şey yapmalıyım. Tam karşındaki kim? Hani bakayım. Neredesin sen? Sen. Bak sana çok güzel bir şey yapayım mı? Şimdi kaçma, gel buraya. Allah'a ekber, kaç kaç kaç. Hadi ben gittim. Ne bahsedelim? Neyden bahsedelim? Klan, guild. Aa evet, klanımız var, Ottoman Warriors. Kapalı, deaktif bir guild. Onu aktif hale getirmeye çalışacağız. Aynen, Jedi'da şu anda benim ana karakterlerimde birinde duruyor hala. Bunu bilmeyenler, daha Tarık abinin ilk canlı yayınlarından açılmış bir klan. Aynen. Ve aktif oluruz oynarız derken şu an Tarık abi ortada yok. Calm yourself, Padawan. Ne? Boşver. Biraz önce Errol gibi böyle ilaçladı. Tomları serdi gitti. Klanımda tek ben kaldım. Yani. Onu bir aktif edeceğiz. Sitte açtım. Sitte'nin savaş meditasyonu falan mı yapıyorsun abi? Kendini sakinleştiriyor belki de. Dur bekle, ben konuşulanları kaçırdım. Tapınak arşivlerini inceledim. Bu saldıran kişi hiç Jedi eğitimi almadı diyor. Bizim öldürdüğümüz adam. Kira da diyor ki o zaman Sithler bizi buldu. Hazır olmamız gerekmez mi diyor. Üstadımız Orgus. Sakin ol Padawan. Henüz emin olamayız diyor. Böyle ne diyor? Ama hepimiz yükselen, büyüyen karanlığı hissettik. Belki de sonunda kendini ortaya çıkarır diyor. Burada karanlık var. Yüzleştiğim kişi Jedi düzeni yok etmek hissettim diyor. Bundan daha karanlık bir şey hissedemedim diyor. Satil bana yeni bir kılıç verdi. Aynen. Üstad Kivix, onun padavanı Kira. Diğer üstadlar başka dünyalardan bizimle konuşuyormuş diyor. Numaraların sayımız azaldığı için azalması çok kötü diyor. Tapınağın güvenliği çok beklenmedik bir şekilde sarsıldı diyor. Fresh Adela daha önce hiç böylesine organize olmamışlardı diyor. Ama liderleri öldü. Ölüyor ama çubu oluyor. Bedenler ölür ama fikirler ölmez. Ruhlar da ölmez. Yani ruhla onun alakası yok. Boşver ruhu. Sesin çok az geliyor. Arttır sesini. Ya ay anasını. Oldu mu? Orgus, Coruscant'tan beri hiç padavan almadın. Daha iyi gibi.
Stronger than I've seen in decades. Güç onda, güç onda kuvveti diyor. Onu kıza eğitmek istiyorum diyor. Sanırım bu padavan için daha iyi bir üstad düşünemiyorum diyor. Bile kapının önüne gelmiş, kafasında baloncuk çıkıyor. Eğitim bekleyebilir mi? Jedi konsey mi bu ya? Aha. Heyecanlanma diyor. Yapman gereken çok şey var diyor. Odamda malzeme bulabilirsin. Git hazırlan. Git kuşan. Seninle orada buluşurum dedi. Video öksürüklü geçecek. Aslında var ya, bir saat bile çekebiliriz şu an. Vaktimiz bol. Zaten bu akşam bir de canlı yayın olacak. Ekip yok. Hiç eskisini tadını alamayacağım ya. Aynen, o sıkıntı ya. Ya bak, okula gidiyorsunuz. Hiç gelemiyorsunuz. Yaz geldi, şimdi yine gelemiyorsunuz. Ben anlamadım, gitti. Okul varken hepimiz buradaydık. Bak şimdi yalan söyleme. Ama izlenmeler azalıyordu ve sadece öğleden sonra akşama gelebiliyordunuz. Evet, geldiğimiz zaman da sen olmuyordun. Çünkü ben yorgun oluyorum. Ben ikinci öğretim olduğum için saat 5'e gidiyorum, 8 gibi dönüyorum. Veya 9 gibi. Bazen 10'da dönüyordum ben eve. Şimdiki ustadımız Orgus'la konuşalım bir. Kahretsin bu konsey toplantıları. Ama burada ne demek istediğini anlamadım. Konseyi sevmiyor musun diyelim. Yanlış anlama. Onlar iyi insanlardır. Sadece işlerin yapılmasını tercih ederim diyor. Öyle oturup durmayı değil demek istiyor. Bu oyun ne zamandır var ve kimse bir Türkçe altyazı yapmadı mı şunu? Aynen. Türkçe altyazısının olmamasının sebebi, en önemli sebebi, oyun MMO. Adamlar Türkçe altyazı yapsa bile EA bunu kabul etmez. Bunu insanlar artık bir idrak etsin. Görüyorum çünkü Türkçe altyazı isteği bu oyuna. Lütfen. Bir ara 4-5 yıl önce böyle birkaç kişi toplandı, böyle imza topluyorlardı Türkçe yapalım tarzı. Yani İngilizce konuşma olsun ama Türkçe yazılar olsun yeterli falan diyorlardı. Ya insanların bunu aşmaları lazım. Online oyunlarda Türkçe altyazının gelmesi ya da daha geniş konuşalım, kreklenmesi imkansızdır. Ya bunu artık insanlar bileşlensin. Yani torrent oyun sitelerine gözüyorum. Torrent oyun oynamama rağmen. Birkaç oyun hariç. Adamlar online oyunun crane'i istiyor. Online oyunun. Onlar da cahil insanlar. Bir ara... İşte biraz bilinçlenelim. Aynen. Oğuz'u dinleyin arkadaşlar, bilinçlenin. Yani kendim bir bok biliyormuşum gibi konuşuyorum ama yani bilinçlenelim yani. Merak etme, şimdi sen böyle dedin ya, herkes bilinç kazandı. Evet. O bana şey hatırlattı. Bir bilinç kazansa bir umuttur. Oğuz, hani adam. Vodafone reklamları var ya, orada böyle bir tane adam vardı, ismini unuttum. Vodafone'u bir türlü kabul etmiyordu. Başka tarife seçiyordu ve çok para ödüyordu. Bilinçlenelim gençler diyordu böyle. Sakalları çıkmıştı fakirlikten. Hiç görmedim. Çok eski reklamlardır. Bahsettiğin reklamla hiç alakam bile yok. Benim bildiğim Türkcell reklamında bir tane yabancı adam geliyordu, böyle fotoğraf çekiyordu. Very okay okay. Çocuğun peki çok bilmiş, Trakyalı çocuk böyle şey dedi. Sizde Türkcell yoktur. Bunların hepsi bunda var. Diyordu. O reklama bayılırım ya. Ay dedin ya böyle, reklamın böyle resmen beyin IQ düşürdüğünü hissettim yani. Şu an IQ'mun düştüğünü hissettim yani. Eski reklamlar daha fena. Ne diyorsun, şu Murat 124 reklamı böyle şişman bir adamı oynatmışlar böyle. Ahmet ölüyor. O reklamlar daha fena. Üf. Bu arada Üstad Orgus'unu bir çevireyim de. Son iki dedi sözü. Böylesine zor durumları öğrendim. Şehrime kanca taksam bu kadar öksüre mi? Gıcık kapmışsın da genzine kaçmıştır. Bekle, ne diyor? Böylesine durumlar sana çok hızlı bir şekilde geldi. Cedallerin daha önce hiç yüzleşmediği tehlikelerle yüzleşin diyor. Aman alt tarafı salak bir tane ışın kılıçlı birini öldürdük. Şimdi sorma. Soru sorsaydın seni suçluyor olmazdı diyor. Belki... bunları sormanın şu an tam zamanı olabilir diyor. Neden beni seçtin diyelim. Yıllardır padavan sahip olmamışsın. Neden beni eğitmek istedin diyor. Bir Jedi olarak instinktlerine güvenmen gerekiyor. Abi, yanındayım bak. Gördüm.
Neden bilmiyorum ama veya ne amaçla bilmiyorum ama güç bizi bir sebepten dolayı birleştirdi diyor. Bizi tanıştırdı diyor. Böyle olmasan sevindim diyelim. Senden öğrenmek için sabırsızlanıyorum. Gençler kaç aldınız sınavdan ya? Meditasyoncu bana taktı ya. Yok şöyle öyle ya niye ben de dokunmuşum? Adam RP yapıyor böyle kimse rahatsız etmez. Aynen. Diyor ki bir havalı zannediyor ya. Titan'da bir tane Twi'lek köyü varmış. Aylardır Flash Raider'larla savaşıyorlar diyor. Cumhuriyet... Allah sana ben sizinle geliyorum yolu bulamadım. Dur geliyorum şimdi. Cumhuriyet o Twi'lek'ten buraya yerleşmesini engellememizi istedi. Buraya illegal bir şekilde yerleştiler diyor. Ama yine de onlara ihtiyacımız var diyor. Neden illegal bir şekilde yerleştiler? İzinsiz. Jedi'larda izin almamışlar belli. Burası bizim deyip böyle mekanda tükürmüşler, işaretlemişler. Ama benim anlamadım neden Cumhuriyet istememiş veya Senato istememiş onu anlamadım. Ya içinde itti de gelir, uğursuzluk kupu gelir yani Jedi'ların yerini inşallah falan filan. Yani sen Oğuz abi sen kız Jedi mısın? Evet. Sen evet. Kız oldun, ha sen Oğuz'a mı diyorsun? Aranızdaki tek erkek ben miyim lan? Aynen. Zaten... Bir grup varsa ikisi kızdır, biri erkektir, hep böyle olur. Gerçek yok aslında ben travestim. Sonradan dön. Ya yürü git. Abi yalnız dikkat et, arkandan bir tane robot seni takip ediyor. Evet o benim bekçi köpeğim. Bekçimden geçti. Vay manyak. Dikkat et ısırır. Diyor ki Twi'lek köyüne git ve oradaki kabile reisiyle konuş diyor. I'll join you soon. Sana sonra katılırım, güç senin olsun diyor. Geç gitsin zaten bitmiş. Ha ben seni ekleyecektim Ahmet. Ahmet nerede bakalım bir kendisi. Buradayım. Geliyor buradayım. Mu? Bak oraya 2 saniye içinde orada olacağım. 3. Sarak zıplayan kırmızı kıyafetli biriyim Allah. Kırmızı kıyafetli birisin. Bak şimdi oraya pat diye teleportlanacağım. Adamlar ne oyuncağı var be. Bazen çok güzel zırhları var ya. Lan hadi. Aslında şu an sizi kıskandırmak isterdim de yok. Oğuz dövüşek mi? Dövüşek mi? O nasıl bir şey ya? Bak bende Darth Beras'a benzer zırh var. Darth Malgus'un zırhı var. Vay ya hayatımda hiç sahip olamadım Malgus'un zırhına. Bir ara ben indirim geldi. Sahip. Böyle ucuza satıyorlar GTN'de. Kendime de aldım, arkadaşıma da aldım. Ben başkasından da ayaklıyorum şu anda. Bir dakika oyuna bir şey mi oluyor? Darth Malgus'un zırhı varsa kullanırım. Ana Allah kahretsin. Ne çekmiyorum deme. Yok çekiyormuş da masa üstünde çekiyormuş bir dakika. Yani senin o Discord'da girişlerin falan filan hepsi gözüktü. Aa gözükmedi çünkü onlar ikinci ekrandaydı. Sıkıntı yok. Bakayım. Ha tamam şimdi çok daha iyi oldu. Bakayım yoksa şu arkadaşa. Bak Tron gibi ismi var. Mit Raz Cleoni. Ondan dayak yedim az önce. Çok güzel dövdü, temiz dövüyor. Hadi gel dövüşek. Sana birazdan dövüş şeyi atacak. Atmasın. Bir de bir şey diyeyim mi? Mesela Jedi olsun o. Sen ona vur. Hep seni böyle savunabiliyor. Öyle bir özelliği var. Ben bastım mı? Erken bastım ben. Ben... Üç tuşuna basılı tutuyorduk yani böyle şey. Basılı tutmayacaksın. Bas çek yapıyorum zaten. Lan! Ben ekranda bir kitlemedim. Hoppa! Tarık abi dikkat et, adamın etrafında olası içimden geçiyor. İçimden mi geçiyor? Adam 7/24 Sator oynuyor. Ben tabii ki uzun süredir oynamadığım için. Sevmedim bütün oyunu daha çok. Bir de meditasyon şeyi neredeydi? Bir de arkadaşlar Oğuz ne zaman bir Star Wars oyunu oynasa başına hep bir şey geliyor. Mesela KOTOR'da Kerşik'te bir görev yapıyor, kılıç görevi. Oğlum Allah aşkına beni bırakmayın lan. Gel. Map'e bak, kör müsün map'e baktın oğlum? Küçük map'te oğlum, de... Oğlum map'te de yol direkt göstermiyor ki. Yo, Sims gibi karakter gösteriyor. Gerçi Sims'i biliyor musun bilmiyorum ama. Sims'i canım. Bakın. Oynamam da bari. Karıştırdım ben. Neyse hadi taksiye binelim. Yeterince yürüdük. Günlük yürüyüşümüzü yaptık zaten.